Şimdi geldik iş havuz problemlerine arkadaşlar. Ne demiş bize iş havuz problemlerinde? işçi ve havuz problemlerinin çözümünde birim zamanda bakın altını çiziyorum. Birim zamanda yapılan iş miktarı bulunarak birim zamanda yapılan iş miktarı bulunarak çözüm yapılır. Evet çok güzel çizdim. Şimdi arkadaşlar ne demek istiyor? Burada bakın çok basit bir örnek vereceğim. Atıyorum. Siz bir iş yapıyorsunuz. Bu işi işte Ahmet diyelim. Ahmet bir işi ne yapsın iki günde bitirsin arkadaşlar. Burada güne göre güne göre işlem yapacağımız için arkadaşlar burada şunu yapacaksınız adamın bir günde yaptığı işi bulacaksınız bir günde işin ne kadarını yapar arkadaşlar iki günde yapıyorsa işin tamamını bir günde işin yarısını yapar yani bir bölü ikisini yapar öyle değil mi? Değiştiriyorum Ahmet bir günde değildi de arkadaşlar işi dört günde bitirseydi işin tamamını 4 günde bitirseydi. O zaman bir günde ne yapacaktı bu adam? Bir günde işin çeyreği bitmez miydi? çünkü dört günde bitirdiği için işi çeyrek 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 o zaman ne olur? 4 günde de tamamı. Yani işin tamamı demek ne demek? İşin tamamı demek bir demektir. O zaman bir günde ne yaptı? Arkadaşlar işin 1 bölü 4'ünü yaptı. 1 bölü 4'ü bitti. İşin 1 bölü 4'ü bitti. Tamam mı? Şimdi o zaman şunu söyleyebilir miyim bak adamın çalışma süresi arkadaşlar işi bitirme süresi atıyorum yani 4 örneğini verdik ama şimdi şuradaki ifadeye bak bilinmeyen ifadeye bak Mustafa işi ne yapmış arkadaşlar ilk saatte bitirmiş birini bu sefer saat cinsinden bir saatte yaptığı işi bulurken ne yapıyoruz arkadaşlar dikkat ederseniz bakın yandaki örnekten hemen kopya çekeceğim işi bitirme süresinin tersini alıyorsun birim zamanda yapılan iş miktarını nasıl buluyorsun? Verilen sürenin tersini aldığın zaman, taktattırdığın zaman bu sana neyi veriyor? Bir saatte yaptığı iş miktarını veriyor. Aynı şekilde mesela bakın Sema için konuşmuşuz. Sema işin tamamını y saatte bitiriyor. Abi o zaman bir saatte ne yapacak? 1 bölü y'lik iş yapacak. Ha. O zaman bu adamlar birlikte çalışırsa Mustafa ve Sema birlikte çalışırlarsa Abi her saat bu 1 bölü x'lik iş yapacak. Doğru mu? Bak burada yazmışız. Bu adam da her saat 1 bölü y'lik iş yapacak. Öyle değil mi? 1 bölü x e, Mustafa iş bitirecek. 1 bölü y de e, Sema iş yapacak. 1 saatte bu kadar iş bitmiş olacak. Öyle değil mi? 1 saatte 1 bölü x artı 1 bölü y'e kadar iş bitmiş olacak. Şimdi mesela bak şimdi yine oturmadı herhalde. Şimdi başka bir örnek vereyim yine. Şimdi... Atıyorum Ahmet bir işi arkadaşlar iki günde bitirsin. Başka bir kişi diyelim mesela Mustafa da işi dört günde bitirsin. Az önceki verdiğim vereceğim örneğin verdiğim örneğin bir benzerini vereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birlikte çalışıyorsa bu adamlar benim ne yapmam lazım birime indirgemem lazım bu olayı. Yani bir kişinin ne kadar iş yaptığını. Abi Ahmet işi bir, iki günde bitiriyorsa bir günde ne yapar? bir günde işin yarısını bitirir. Yani bir bölü ikisini bitirir. Adam dört günde bitiriyorsa işi bir günde ne yapar? Çeyreğini bitirir. Yani bir bölü dördünü bitirir. Ha. Bunlar birlikte çalışıyorlarsa o zaman bir günde bir günde ne olur? Ahmet işin yarısını bitirir. Çeyreğini de Mustafa bitirir. Bir günde yapılan iş miktarını bulmak için ne yapıyorum? Birim zamanda yapılan iş miktarlarını topluyorum. Çünkü bu adamlar birlikte çalışıyor. Bu bir günde yapılan iş. Arkadaşlar bunu 2 ile çarparsanız ne olur? 2 günlük yaptıkları iş. Bunu 3 ile çarparsanız 3 günlük iş. Ha, o zaman şunu söyleyebilir miyim? Bak Ahmet x günde bitirse işi Mustafa y günde bitirse o zaman 1 bölü x gelir. Mustafa'dan da 1 bölü y gelir. Bir günde yapılan iş miktarı bu olur. İşin tamamını mesela şuradaki soldaki yazılanları oku. İşin tamamını t saatte bitirirlerse arkadaşlar bunu da t ile çarparsın. Bak. Bu sana neyi veriyor? İşin miktarını veriyor. İşin oranını veriyor. Bu orandır tamam mı? İşi hangi oranda bitirdiklerini. İkisi birlikte çalıştılar. Atıyorum. İşin ne oldu? İşte 1 bölü 5'ini yaptılar. Bir günde. Atıyorum. Abicim burada işin tamamı demek ne demek? 1'de 1 demek. Tam demek 1 demek. 1 bölü 5'te kaçı çarparsam sonuç 1 olur? 5. Ha, şuradaki yazılan şey benim için neyi ifade ediyor? Gün. Yani beraber çalışacakları, beraber çalışacakları gün. Hmm. O zaman formül şimdi oturdu galiba. Sema ne yapıyordu? Pardon. Mustafa ne yapıyordu? 1 bölü x'lik iş yapıyordu. Sema da buradan 1 bölü y'lik iş yapıyordu. Hop! Bu benim neyim? Bir günde yapılan iş oranı. Yani işin kaçta kaçını bittiğini buluyorum. Bu bir günlük. Tamam mı? İkisi birlikte arkadaşlar işin tamamını bitirmek için T gün çalıştılar diyelim. T saat diyelim. Saat demiş ben burada gün olarak hesaplamıştım. İşin tamamı demek ne demek? Bir demek. Arkadaşlar şurada bakın bu formülü düzeltin. Şu bir yerine şunu yazabilirsiniz. Tamamını sileyim. Yeni bir formül vereceğim size. Yani aynı mantık aslında tamamıyla şuradaki bire takılmayın. O çok da önemli değil. Çünkü o aslında şudur. Bakın tamamını sildim. Sen zaten yazdın bunları. Tekrardan başka bir e, formülü bak kendimiz çıkartalım. Mustafa ile Sema yine birlikte çalışsınlar. Aşağı iniyorum. Mustafa 1 bölü x'lik iş yaptı. Sema da 1 bölü y'lik iş yaptı. İkisi birlikte çalıştıkları için ikisi birlikte bir günde bu kadar iş yaptılar. Doğru mu? Birlikte atıyorum arkadaşlar. TSA saat çalıştılar. Bak ee, bu şekilde çalıştıkları zaman işin kaçta kaçı biter? İşte bilmiyorum. Hani bilinmeyenleri yerine yazdığın zaman bu şekilde işin kaçta kaçı bittiğini bulursun. Ha, O zaman ben buraya bir değil de bur burada bir değil de burada bulacağım o kesirli ifade. Yani birden küçük olacak. Çünkü birden fazla olamaz. Öyle değil mi? İşin tamamı ne demek? Bir demek. Birden fazla olursa zaten iş, iş bir olduğu zaman zaten iş bitiyor. Daha fazlası olamaz arkadaşlar. O yüzden bu, bunun sonucunu bulduğunuz sonuç bulduğunuz sonuç diyelim şöyle bulduğunuz sonuç ikisinin birlikte yaptığı ikisinin birlikte yaptığı T saatteki iş miktarı ha T saatteki iş miktarıymış bu bulacağım sonuç neymiş T saatteki iş miktarıymış hmm. Yani atıyorum burada sonucu 1 bölü 4 de bulabilirsin, 1 bölü 3 de bulabilirsin. Bu şekilde neyi buluyorsun sen? Adamların, adamlar işi bitirmek zorunda değil. Mesela şöyle bir şey de diyebilirdi sana. İkisi birlikte çalışıyor. A bir günde yaptıkları iş zaten değişmez. Tamam mı? Bu şekilde kaç gün çalışsınlar ki mesela işin yarısı bitsin. Ha, o zaman güzel kardeşim şu sonuç dediğim şey aslında Gördüğün gibi bak iş miktarını veriyor. Bak işin yarısı dediğim için yapmaları gereken iş ne kadar? İş miktarını ne kadar? 1 bölü 2. Anladın mı? Sonuç dediğim şey yani burada illa işi bitirmek zorunda değiller. Bazen soruda sana der ki e, abicim bu adamlar ikisi birlikte çalışsın sadece işin 1 bölü 4'ü bitsin. Çeyreği bitsin der. Ne yapacaksın sen de 1 bölü 4'ü eşitleyeceksin. Bu sağdaki ifadem şu burada 1 yazmışız ama hani sonuç veya şuraya işte karala bir yazma başka bir şey yaz. Bu neyi veriyormuş? Yapılan iş miktarını veriyormuş. Tamam mı? Bak şimdi. Bunu soruyla iyice pekiştirelim. Şimdi ne diyor bize? Onur ve Kemal var arkadaşlar. Onur ve Kemal var. Ne demiş bizlere? E, işin tamamını Onur sırasıyla 20 günde Onur 20 günde Kemal de 30 günde işi bitiriyor. Abi Onur 20 günde bitiriyorsa işi Onur bir günde ne kadar iş yapar? Bir günde ne kadar iş yapar? Bakın verilen ifadenin tam tersini aldığınız zaman bir günde işin kaçta kaçını yaptığını verir. Ha, o zaman bu adam 20 günde bitiriyorsa işi arkadaşlar bir günde işin kaçta kaçını yapar? 1 bölü 20'sini bitirir. İşin 1 bölü 20'sini bitirir. Ha, o zaman bir günde buysa 8 günde diyor bana. 8 günde. Abi o zaman bu veril bir günde yaptığı iş miktarını, oranını benim süreyle çarpmam lazım. Her gün 1 bölü 20, 1 bölü 20, 1 bölü 20'lik iş yapacak. Ha, güzel kardeşim 8 ile çarp geç. Niye uğraşıyorsun ki? Sadeleştirme yapalım hadi. 4'e böldün 2, 4'e böldün 5. Hop! 2 bölü 5'ini bitiriyormuş burada. Ne yapıyormuş? İçin kaçta kaçını yapar diye soruyordu. 2 bölü 5'ini yaptı. Tamam mı? Bak, Kemal işin 3 bölü 5'ini kaç günde bitirir? Bakın Kemal bir günde ne kadarlık iş yapıyor? Pardon, işin tamamını kaç günde bitiriyordu? 30 günde bitiriyordu. Abi Kemal işin tamamını 30 günde bitiriyor. O zaman bu adam bir günde ne kadarlık iş yapar? Bir günde bu işi bitirme süresinin tersini al. Demek ki bir günde 1 bölü 30'unu bitirir. Hmm. Her gün 1 bölü 30'luk iş yapacak. 1 bölü 30, 1 bölü 30, 1 bölü 30, 1 bölü 30. Bu şekilde arkadaşlar kaç gün çalışsın ki 3 bölü 5'lik iş yapsın. Bak günlük yaptığı iş miktarını günle çarptım. Bu da bana neyi verdi? Toplamda işin bitme süreci yani bit, e, yapılan iş miktarını buldu. Verdi. Öyle değil mi? Şimdi o zaman ben buradan t'yi bulacak olursam. 5'e böldüm, 5'e böldüm, 6. Payda da 6 var. İçler dışlar çarpımı yap. Hop. T buradan kaç geldi? 18 gün. Bu adam işin tamamını 30 günde bitiriyordu. 3 bölü 5'ini arkadaşlar ne yapacakmış? 18 günde yapacakmış. Gayet basit. Şimdi Onur işin tamamını 20 günde bitiriyordu. Kemal 30 günde bitiriyordu. Öyle değil mi? Bir kontrol edelim. Evet. Onur 20, Kemal 30. Tamam. Bunu unutmayalım. Şimdi arkadaşlar ne demiş bize? Onur 4 gün Kemal 5 gün çalışırsa işin kaçta kaçı biter? Ha. Abi işi artık bak uzatmayacağım. İşin tamamını arkadaşlar Onur 20 günde tamamladığına göre bir günde Onur ne kadarlık iş yapar? 1 bölü 20'lik iş yapar. Aynı şekilde Kemal için konuşalım. Kemal işin tamamını 30 günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü 30'luk iş yapar. Ha. Onur arkadaşlar her gün 1 bölü 20'lik iş yapıyordu ya bu şekilde kaç gün çalışsın diyor 4 gün. Onur o zaman bu kadar iş yapacak. Şu kırmızıyla yazdığım ifade kadar iş yapacak. Kemal her gün 1 bölü 30, 1 bölü 30, 1 bölü 30 iş yapıyordu. Bu şekilde kaç gün çalışsın istiyorum? 5 gün çalışsın istiyorum. İkisini toplayacak olursak bana işin kaçta kaçını bitirdiklerini verir. Ee, hadi 4 ile sadeleştirelim burayı. 5 olsun. 5 ile sadeleştireyim burayı. 6 olsun. Tekrar payda eşitleyecek olursak. Ya zaten payda eşitlemek için 30'da eşitleyeceğiz ya. Bence şu sadeleştirmeyi yapmıyorum. Şurası kalsın arkadaşlar. Bu 5 olarak kaldı ya. Biz bunu şimdi 6 ile genişletelim. 6 bölü 30 oldu. Demek ki Onur 6 bölü 30'luk iş yapıyor. Kemal'den de ne geliyor? Çarptığınız zaman burada paydada 1 var. Karşılıklı çarptık. Hop! 5 bölü 30'luk iş yapıyor. İkisi birlikte çalışırsa o zaman 11 bölü 30'luk iş yaparlar. Ha, olay buymuş. Tamam mı? Devam ediyorum. Onur, işin ne diyor arkadaşlar? İşin ne diyor? Bir ee, bölü 4'ünü yaparsa, 1 bölü yaparsa geriye kalan işi. Abi bana lazım olan şey ne? Kalan iş. Güzel kardeşim. Sen burada işin tamamıyla ne yapacaksın? Onur tertemiz bak işin 1 bölü yapmış. Şöyle yapsam, işin tamamı birse arkadaşlar. Ee, 1 bölü 4'ünü yaparsak kalan işi bulayım. Ben ne yapacağım işin tamamını? Onur'un yaptığı işi. Sen çekil kenarı. Onur'un yaptığı işi boş ver. Kemal'e ne kadarlık iş kalıyor? Ona bir bakalım. İşin tamamı unutma. İşin tamamı neydi arkadaşlar? 1'di unutma. Hemen hızlı bir şekilde çarptık. Üst taraftakileriyle çıkarttık. 1 çarpı 4 eksi 1 bölü. Rasyonel sayılardan. Sen bunu biliyorsun. Ben yine uzun uzun yazdım ama. Ha, kalan iş... Kalan iş yani yani bu işi kim yapıyor arkadaşlar Kemal yapıyor Kemal'in yapması gereken iş ne kadarmış arkadaşlar 3 bölü 4 tamam mı şurada senin kafanı karıştırıyor bak senin burayla işin yok aslında yani işin var aslında şöyle var o 1 bölü 4 Onur'un yaptığı işi boş var senin için burada önemli olan ne kalan iş Kemal'e ne kadar iş kakalıyor ona bakacağız şimdi arkadaşlar. Kemal işin tamamını kaç günde bitiriyordu? Kemal işin tamamını 30 günde bitiriyordu. Abi işin tamamını 30 günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü 30'luk iş yapar değil mi? Bu şekilde kaç gün çalışmalı ki işin 3 bölü 4'ünü bitirsin? Ha. Hep aynı formülü biliyoruz. abi. Burada başka bir şey yok herhalde. 2'ye bölecek olursam çok güzel. Evet 2'ye bölecek olursam 15. Şunu da 2 ile bölelim. Şöyle 2 gelsin. İçler dışlar çarpımı yapalım. 2T eşittir ne geldi arkadaşlar? 3 ile 15'i çarpacak olursam 45. Her iki tarafı 2'ye bölecek olursam buradan da T ne geldi arkadaşlar? 22,5. Hmm. 22,5 günde geriye kalan işi bitirirlermiş. Yani daha doğrusu bitirirmiş Kemal. Tamam. Olay bu. Devam ediyorum. Onur ve Kemal beraber bu işin tamamını kaç günde yapar? Onur işin tamamını 20 günde bitiriyordu. Kemal işin tamamını 30 günde. Ha. Abi Onur işin tamamını 20 günde bitiriyorsa demek ki bir günde 1 bölü 20'lik iş yapacak. Kemal 30 günde bitiriyorsa işi her gün 1 bölü 30'luk iş yapacak. Öyle değil mi? İkisi birlikte çalışıyorlar. Bu şekilde ben neyi buldum? Bir günlük iş miktarını bir günlük iş miktarı bu. Hmm. Abi bu şekilde kaç gün çalışsınlar ki işin tamamı bitsin. İşin tamamı dediğin şey kime eşit? Bir. Tamam mı? Ben şunları sileceğim. Sen biliyorsun zaten bunları. Düzenleyelim. Şurada arkadaşlar payda eşitleyecek olursak bunu 3 ile genişlettim. Bunu 2 ile genişlettim. Yukarısı 3 oldu. Aşağısı 2 oldu. Aşağısı 60. Bunu da T ile çarpıyorum. Bu da kaça eşitmiş? Bir. Buradan ne geldi arkadaşlar? 5 bölü 60 çarpı t o da eşittir 1. 5'e böldüm, 5'e böldüm 12. Aa, bunun paydasında gizli bir var. İçler i̇şte dışarı çarpma yaparsam, ha t de buradan kaç geldi? 12 geldi. Bu adamlar ne yapıyormuş? 12 günde işin tamamını bitiriyorlarmış. Tamam? Olay bu. Onur ve Kemal beraber işin. Onur Unutmadan hemen yazayım aklımdayken. Onur işin tamamını 20 günde, Kemal 30 günde bitiriyordu. Bu sefer bak işin tamamını değil, 2 bölü 3'ünü bitirsinler istiyorum. Hemen abi olay çok basit. Ben öğrendim ya Ahmet Hoca sağ olsun öğrendim. Abi 20 günde bitiriyorsa bu işi bir günde 1 bölü 20'lik iş yapar. Kemal 30 günde bitiriyorsa 1 bölü 30'luk iş yapar. Ha, ikisi birlikte bu kadar iş yapıyorlar her gün. Bu şekilde kaç gün çalışsın ki 2 bölü 3'e eşit işte olsun. Hmm. Ya aynı şeyler devamlı devamlı gelip duruyor. Bak payları eşit işte Olay bitecek. 3 artı 2 bölü 60 çarpı t. O da eşittir. Kaç oldu arkadaşlar? 2 bölü 3. 3'e böldüm. 3'e böldüm. Burası kaç geldi? 20. Düzenleyelim. Yukarıda 5 var. Aşağıda 20 var. Çarpı t. O da eşittir. 2. Abi 5'e böldüm. 5'e böldüm. 4. Ha, şurada işler dışlar çarpımı yaparsam T buradan kaç geldi? 8. Arkadaşlar bir önceki soruda mesela bakın. İşin tamamını kaç günde bitiriyorlardı? 12. Bak şimdi güzel kardeşim eğer işin tamamını 12 günde bitirdiklerini biliyorsan şayet işin 2 bölü 3'ü dediği için 2 bölü 3'ünü alırsın hop şşt, buradan da ne geldi? Yine 8 gün geldi. Hmm. Ama tabii Soru da sana direkt F'yi de sorabilirdi. Yani E, pardon bir önceki şıkkım neydi? Mesela E'yi bilmiyorsun. E'yi sormadı, işin tamamını sormadı. Ben sana ne diyorum? Tamamını biliyorsan eğer böyle yapabilirsin. Bunu unutma. Tamam mı? Evet, ne diyor? Onur ve Kemal beraber 6 gün çalışırlarsa. Hmm, ilk önce bunlar beraber çalışacaklar. Tamam mı? Geriye işin kaçta kaça kalır? Ha, tamam abi. Ben 6 günde o zaman yaptıkları işi bulurum. Sonra geriye kalan e, geriye kalan işi bulurum. Tamam. Güzel. E, unutmadan hemen yazalım. Onur 20 günde bitiriyordu. Kemal 30 günde bitiriyordu. O zaman 1 bölü 20'lik iş yapacak Onur. Kemal de 1 bölü 30'luk iş yapacak. Bu şekilde 6 gün çalışacaklar. Hmm. Abi yine payda değiştireceğiz Sıkıldım ya. Bu ne? Hep aynı sayılar zaten. 3 artı 2 bölü 60 mı geldi çarpı 6. Düzenleyelim biraz daha. Bu 5 bölü 60 çarpı 6 oldu. Hmm. Şunları sadeleştirecek olursam 10 geldi. 5 bölü 6, 10'dan pardon. 1 bölü 2 geldi. Bak. Şimdi burada ben 1 bölü 2 ile neyi buldum? Yapılan iş miktarını, yapılan iş miktarıdır bu. Hmm. Bana burada sorduğu şey ne? Kalan iş. İşin tamamı 1 olduğu için yapılan işi çıkartacak olursam kalan iş tabii ki ne olacaktır? 1 bölü 2. Ee, atıyorum arkadaşlar burada 1 bölü 3 gelseydi 1 eksi 1 bölü 3'ten 2 bölü 3 geldi. İşte hocam burada 1 bölü 2 geldi zaten zaten da 1 bölü 2 falan diyen arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar burada 1'den 1 bölü 2 çıkarttığımız zaman yine 1 bölü 2 olduğu için öyle oldu. Mesela bak şu yapılan iş miktarı atıyorum 1 bölü 2 değil de 1 bölü 3 olsaydı 1 bölü 3 çıkarsaydın 2 bölü 3 olacaktı cevap güzel kardeşim. Öyle denk geldi diye hemen atlama. Kızarım. Geldi havuza. Abi aynı mantık ya bir şey fark etmiyor. Yani bir kişinin 10 saatte işi bitirmesiyle bir havuzun 10 saatte havuzu doldurması aynı şey. Bir kişinin 10 saatte işi bitirmesiyle bir havuzun bir pardon bir musluğun bir havuzu 10 saatte doldurması aynı olay. Mantık neydi arkadaşlar? Birim saatte yaptıkları iş. Mesela bakın birinci musluk. Üç tane musluk varmış. Şu resme bak. Birinci musluk x saatte arkadaşlar havuzu dolduruyorsa buradaki. Abi bir saatte ne yapar? 1 bölü x'lik iş yapar. Mesela ikinci havuza bak. Ne yapıyormuş? Y saatte havuzu dolduruyormuş. O zaman bu adam ne yapacaktır? 1 bölü Y'lik su dolduracaktır. Öyle değil mi? Yani her saat Havuzun 1 bölü y'si kadar dolacak. Bakın bir de üçüncü musluk var. Bu musluk sorularında tek farklı olay arkadaşlar. Bir de havuzu bu boşaltan, ters işlem yapan musluk. Sadece tek fark bu arkadaşlar. Bu üçüncü musluk da z saatte bitiriyordu. Z saatte boşalsın demiş havuzu. Arkadaşlar her saat o zaman ne olacak? Havuzun 1 bölü z'si boşalacaktır. Şimdi örnek olarak vereyim ben. Atıyorum ikinci musluk arkadaşlar. 4 saatte havuzu boşaltıyorsa her saat çeyreğini boşaltmaz mı? Yani 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Devamlı çeyrek 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 gördüğün gibi 1 saat, 2. saat, 3. saat, 4. saatte hop! Havuz ne oldu? Boşaldı. Tamam? Gördüğün gibi bak her saat ne yapıyormuş? 1/4'lük iş yapıyor. Bunu böyle uzun uzun bulmuyorsun tabii. Nasıl buluyorsun? Verilen saate takta attırıyorsun tamam mı? Olay bu güzel kardeşim. Kendini sıkıntıya sokma. Hepserle olur. Tabii burada şöyle bir durum var. En tehlikesi de bu işte. Havuz problemlerinde arkadaşlar. iki musluk havuzu dolduruyor. Bakın şöyle çizeyim. İki musluk havuzu dolduruyor. İkisi o zaman ortak bir iş yaptıkları için. Ortak bir iş yaptıkları için ikisini toplayacağım. Bir de şöyle ters bir işlem yapan böyle inadına iş yapar gibi böyle havuzu boşaltan bir tane musluğum var. Onu ne yapacağım arkadaşlar çıkartacağım. Bu şekilde ben neyi buluyorum? Bir saat yaptıkları işi buluyorum. Ben 1 saatte yaptıkları işi toplam çalışma süresiyle çarparsam, t ile çarparsam ne olur? Mesela sonuç 1 olur. Arkadaşlar burada 1 almamın sevdiği şey havuzun tamamı anlamında. Yani burada e, şey de olabilirdi. Yani az önceki işçi sorularından hatırla. Hani havuzun yarısı da diyebilirdi. Havuzun yarısı dersin 1 bölü 2'si dersin. Havuzun tamamı dediği için ben ne yaptım? 1'e eşit dedim mesela. Ee, mesela burada aynı olayı demiş arkadaşlar havuz dolacak olursa biri eşit eşitliyorsun. Yani atıyorum havuzun sadece 2 bölü 3'ünü doldurmak istiyorsan 2 bölü 3'ü eşitleyeceksin. Bu benim neyimdi? Yapılan iş miktarı. Yani işin kaçta kaçı bittiğini veriyordu bize. Ha, o zaman biz biraz soru çözelim. Bu konu iyice otursun. Zaten hiç sevmediğim bir konu. Biliyorum. Öfleye pöfleye dinliyorsun zaten. Bakalım neymiş olay. Şimdi A musluğu boş bir havuzu 6 saatte doldurmaktadır. A musluğu havuzu 6 saatte dolduruyor. Arkadaşlar doldurduğu için artı ile yazacağım. B musluğu ise dolu olan havuzu arkadaşlar ne yapıyormuş? 18 saatte boşaltıyor. Ters bir işlem yaptığı için bunu negatif bir şekilde yazacağım. A musluğu açılırsa boş havuzun 2 bölü 3'ü kaç saatte dolar? Abi bu adam ne yapıyordu? A musluğu 6 saatte 6 saatte havuzu doldurmuyor muydu? O zaman bir saatte bu adam ne yapacak? Havuzun 1 bölü 6'sını doldurur. 1 bölü 6, 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 1 bölü 6 falan. Bu şekilde kaç saat çalışsın ki yapılan iş miktarım ne olsun? 2 bölü 3'e eşit olsun. Ha, abi mis gibi ya. Yemin ediyorum var ya. Çiçek. Bunca zaman ben niye bunu öğrenememişim ki? 3'e bölü 3'e böl, 2. Ulan tek bir formül var yani. Bunu bize nasıl öğretememişler ya? O zaman ne olacak cevabım? 4 saat. Abi işte de aynı formülü kullanıyorum. Burada da aynı formülü kullanıyorum. Daha ne yapayım yani? 2 musluk aynı anda açılırsa A musluğu ne yapıyordu? 6 saatte dolduruyordu. B musluğu da 18 saatte havuzu boşaltıyordu. Güzel kardeşim. A 6 saatte Bu arada saat miydi gün müydü ya? Yanlış söylemedim sonra. Bana kızıyorsunuz. Saat demiş ha. A musluğu 6 saatte arkadaşlar havuzu dolduruyorsa o zaman bir saatte ne yapacak bu? 1 bölü 6'lık iş yapacak. Öteki havuzu 18 saatte boşaltıyorsa her saat havuzun 1 bölü 18'ini boşaltacak. Boşalttığı için arkadaşlar ne yaptım? Ters işlem olduğu için ne yapıyorum? Çıkartıyorum güzel kardeşim. Bu şekilde kaç saat çalışsınlar ki havuz dolsun istiyorum. Yani 1'e eşit olsun. Hmm. Tamam payda eşitleyeceğim. 3'te genişlet. O zaman ne oldu? 3 eksi 1 bölü 18 çarpı t o da eşittir 1. Yani 2 bölü 18 çarpı t o da eşittir 1. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 9. İçler dışlar çarpım yaparsa t buradan. Yani toplam 9 saati ikisi birlikte çalışırlarsa 9 saatte bu işi bitiriyorlarmış arkadaşlar. Tamam, olay bu. Devamına gelelim. Aynı, açılan, aynı anda açılan A musluğu 3 saat, B musluğu 4 saat açık kalırsa boş havuzun kaçta kaçı dolar? Hmm. A musluğu 6 saatte dolduruyordu, B musluğu da 18 saatte boşaltıyordu bu arada. Şimdi A musluğu için konuşacağım. A musluğu her saat 1 bölü 6'lık iş yapıyor. Bu şekilde kaç saat çalışsın istiyorum? 3 saat. Ha, ben bunu 3 ile çarpayım o zaman. B musluğu için konuşalım. B musluğu 18 saatte dolduruyordu havuzu. O zaman her saat arkadaşlar havuzun 1 bölü 18'ini boşaltmaz mı? Bu şekilde kaç saat çalışsın istiyorum B musluğu? 4 saat. Ha, ikisini o zaman birbirinden çıkartacağım. Niye çıkartıyordum? Niye çıkartıyordum? Çünkü B musluğu havuzu boşaltıyor. Ters bir işlem yapıyor. Bak A'nın yaptığı iş B'nin yaptığı iş. Öyle değil mi? O zaman burada ilk önce şurası daha büyük olduğu için şurayı bir sadeleştireyim. 2'ye böldüm. 2, 2'ye böldüm. 9 oldu. Şunları sadeleştirsem buradan ne geldi? 2 mi geldi? 1 bölü 2 eksi 2 bölü 9 oldu. Ha, bir daha paylaştıracağız. Yapacak bir şey yok. Aslında şurayı ben sadeleştirmesem daha kolay olacak herhalde. Değil mi? Zaten payda eşitlemeye çalışırsam buradan yine ne gelecek? Yine ne gelecek? Ee, yine 18 gelecek. Güzel kardeşim bir şey fark etmeyecek ki. Beceremedim. Silemedim şunları ben. Şimdi şöyle mi oldu o zaman? O zaman şunu ben sadece 3 ile genişletsem olay bitecek yani değil mi? 3 ile genişletirsem yukarısı ne oldu arkadaşlar? 9 eksi 3 ile 3'ü çarptık şöyle. Buradan da eksi 4 geldi. Payda ne oldu? 18 hop şşt. 5 bölü 18'i olacakmış A musluğunu 3 saat, B musluğunu 4 saat çalışırsan çalıştırırsan, havuzun 5 bölü 18'i olacakmış Güzel kardeşim. Devam edelim. A musluğu bu boş havuzu 2 saat doldurduktan sonra B musluğu açılmaktadır. Toplam kaç saatte dolar? Hmm. biraz kafam karıştı. Ne demek istiyor? Bir daha okur musun? A musluğu A muslu ne diyor? A muslu Boş havuzu 2 saat doldurduktan sonra A musluğu bu arada neydi? 6 saatte dolduruyordu. B musluğu da 18 saatte boşaltıyordu. Ha, onu bir yazalım. A musluğu 2 saat boş havuzu doldurduktan sonra Arkadaşlar A, A ne yapıyordu? 1 bölü 6'lık iş yapıyordu her saat. Bu şekilde kaç saat çalışsın istiyorum? 2 saat. Hmm, 2 ile çarpayım o zaman. Tamam. Güzel. Sonra B musluğu açılmaktadır. Hocam diyor burada B musluğu açılacak diyor. O yüzden diyor artık A ile işimiz yok diyor. A'yı kapattık biz burada diyor. B'yi alacağız. B'yi alırsak da diyor ters işlem yapacağız. 1 18'lik iş yapıyor. Sonra bu şekilde kaç saat çalışsın ki havuz dolsun. İyi de bu nasıl bir mantık oğlum. Bu adam havuzu dolduruyordu sen bunu kapattın. Bu adam havuzu boşaltıyor. E şu anda havuza su dolmuyor ki. Devamlı boş oluyor şöyle yazdığın zaman. Öyle değil mi? Havuzdaki su devamlı gidiyor gidiyor. Öyle değil mi? Gidiyor kardeşim. O zaman bu havuz nasıl dolacak? Ha, sen demek ki soruyu yanlış anladın. Güzel kardeşim öyle olmaz. Diyor ki sana. A muslu tek başına iki saat çalışsın. A muslu. Sonra diyor ki. Hem A hem de B çalışsın diyor. Ha. Olay buymuş. Yani A bak kapatılıyor diye bir ibare geçmiyor. Soruya iyi bak. Bak Türkçenin tamamıyla zayıflığından kaynaklanıyor bu. İyi oku. Dikkatli oku. A havuzun 1 bölü 6'sını doldurdu. B musluğu da her saat 1 bölü 18'ini boşalttı. Birlikte bu şekilde havuzu dolduruyorlar. Bu şekilde kaç saat çalışmalılar ki havuzun tamamı dolmuş. Ha, olay buymuş. Bu neydi arkadaşlar? Şu sol taraftaki. A'nın tek başına yaptığı iş. İkisinin birlikte yaptığı iş. Ve sonunda da havuz ne oluyor? Doluyor. Tamam. O zaman biz ne yapalım? Hadi hepsini paydasını eşitleyelim. 18'i de eşitlerim sanki. Yani. Şunu da 3'e işleteyim. Şunun da paydasını eşitleyeyim de bir daha uğraşmayalım. Denklemlerde anlattım. Biliyorsun. Payda eşitse bir daha rasyonel sayılarla uğraşmazsın. 3'de çarparsam yukarı. Yukarıda zaten 2 var sadece. 6 geldi. Şurada parantezin içi ne oldu? 3 eksi 1 çarpı t o da eşittir 18 oldu. 6'yı karşıya atarsam arkadaşlar eksi 6 olarak gelecektir. Yani şurası 2t oldu. 2t de 12'ye eşitse her iki tarafı 2'ye bölecek olursam t de buradan kaç geldi? 6 saat. O zaman havuz ne yapıyormuş? Havuzu ne yapıyormuşuz? ikisi birlikte çalıştığı zaman 6 saatte dolduruyoruz. Olay buymuş. Tamam? Beni kızdırma. Soruyu adam gibi oku. Ne yapıyorsun? Cevap 6 mı olacak? Bak bakayım soruyor. Ne diyor sana? Havuz toplam kaç saatte dolar diyor. Aa! Abi benim bu bulduğum T, bu bulduğum T ikisinin birlikte çalışma süresiydi. Ha bu 6 saat birlikte çalışma süresi. Öyle değil mi? Toplam kaç saatte dolar diyor. Birlikte çalışma süresiydi bu 6 saat. Abi bir de 2 saat boyunca A muslu salak salak tek başına akmadı mı? Toplamını sormuş sana. Güzel kardeşim yanlış yapma. Toplamda da ne oldu o zaman? 8 saatte doldu havuz. A'nın tek başına yaptığı işi unutma. Tamam mı? Haydi bakalım. Son iki. İki musluk aynı anda açıldıktan sonra açıldıktan 10 saat sonra havuzun kaçtı kaçı kadar su taşıyor? Ha nasıl ya? İki musluk aynı anda açılıyor 10 saat sonra havuzdan su taşıyor. Nasıl mümkün olabilir ki bu? Şimdi A 6 saatte havuzu dolduruyordu. B de 18 saatte havuzu boşaltıyordu. Hmm. A ne yapacaktır arkadaşlar? 1 bölü 6'lık iş yapıyor. B de 1 bölü 18'lik iş yapıyordu. Bu neyi veriyordu bana arkadaşlar? Bir saatte beraber yaptıkları iş. Bir saatlik bu. Tamam mı? Bunu arkadaşlar toplam süreyle yani toplam kaç saat boyunca çalışacaklarmış? 10 saat. Bunu 10 ile çarparsan ne olur? Ha, bakalım. Havuzdan su taşıyor mu taşmıyor mu ne oluyormuş? Bir bakalım. 3 ile genişletirsem ne oldu burası? 3 eksi 1 bölü. Payda da 18 var. Çarpı 10. Ee, yani burası ne oldu? 2 bölü 18 çarpı 10 oldu. Şunu da şunu sadeleştirirsem 9. Buradan cevabı ne oldu? 10 bölü 9. e işte havuzun 10 bölü 9'u doldu. Oğlum iyi de. Havuzun tamamı dediğin şey 1 değil midir? 10 bölü 9. 1'den büyük değil mi güzel kardeşim? Havuz ne oldu? Havuzun üzerine ek havuz mu yaptık? Hayır. Demek ki bu birden fazla olduğuna göre havuzun tamamı demek ne demekti? Tamamı bir demekti. Bu birden büyük olduğuna göre o zaman demek ki o fazlalık dolan bir kısım var. O fazlalık dolan kısım da kaça eşitmiş? Tamam, tamamı bir demek ya. 10 bölü 9'dan 1'i çıkartırsan güzel kardeşim 9'la genişlet. 10 eksi 9 bölü 9. Yani 1 bölü 9'u kadar su taşıyormuş. Ha. Yazamadım. 1 bölü 9'u kadar su taşıyor. Arkadaşlar fazlalık bir şey bulduysanız demek ki suyu taşırıyorsunuz. Tamam mı? Buna dikkat edin. Zaten bize de onu sormuş. Olay bu. Evet son soruya geldik. Haydi bakalım. A musluğundan akan su miktarı iki katına çıkartılır. Bir dakika şimdi şeyi de yazalım unutmadan. A 6 saatte havuzu dolduruyordu. B de B de ne yapıyordu? 18 saatte havuzu boşaltıyordu. A musluğundan akan su miktarı iki katına çıkartılır. B musluğundan akan su miktarı da yüzde 50 oranında azaltılırsa. Ha. Şimdi arkadaşlar. Neyse bir dakika şu iki katını almak falan bir kenarda kalsın. A için konuşuyorum. A her saat ne yapacak? 1 bölü 6'lık iş yapmayacak mı? B ne yapacak arkadaşlar? B de eksi 1 18'lik iş yapmayacak mı her saat? Tamam mı? Bu adamların o bir saatte yaptıkları <laughs> bir saatte yaptıkları işler bunlar. Şimdi soruya bak. Şimdi okuyalım soruyu. Hmm. Şimdi 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 ne diyor? A musluğundan akan su miktarı iki katına çıkartılır. Arkadaşlar A musluğundan akan su miktarını iki katına çıkartmak demek aslında A musluğundan 2 tane var demek. Ha abi ben bunu o zaman 2 ile çarparsam zaten iki katını almış olurum. Hoba mis On numara oldu böyle. B musluğunun hızını yüzde %50 azaltırsan yani B musluğundan yarım tane var. Yani yarısı kadar var. Güzel kardeşim. O zaman B mustonun hızını ne yapman lazım? Bu e, bir saatte yaptığı iş miktarının yarısını alman lazım. Sayının yarısını almak ne demek? 1 bölü 2 ile çarpmak demektir. Yani aslında ne yapıyorum biliyor musun? %50'sini azaltıyoruz ya. %50 ne demek? 1 bölü 2 demek değil mi zaten? 1 bölü 2 ile işte çarpıyorum. Güzel kardeşim. Bu şekilde çalışacaklar. Yani A musluğu artık ne yapıyor? Şöyle parantez kullanmayayım. Dur bak şöyle yapalım. Yani A musluğu artık ne yapıyor? 2 bölü 6'dan ne geliyor arkadaşlar? Sadeleştirecek olursak. 1 bölü 3'lük iş yapıyor artık. Buraya da şunları da çarpacak olursak. Eksi 1 bölü 36'lık iş yapıyor. Ha. İkisi birlikte bu şekilde çalışırlarsa. A'nın bak iki katını çıkarttım. B'yi de yarısını aldım. Boş havuzu bu şekilde kaç saat çalışırlarsa boş havuzu dolduracaklar. Yani havuzun tamamı demek ne demektir? Bir demekti. Ha, tamam denkten buymuş. Tamam ya süper abi on numara oldu işte daha ne olsun. Bebek. 12 ile çarpacak olursam. Şurada parantez çok bitişik oldu. 12 1 bölü 36 çarpı t. O da eşittir 1. Düzenleyelim. 11 bölü 36 çarpı t kaça eşit oldu? 1'e. Abi içler dışlar çarpımı yap. 11 t o da eşittir. 36 oldu. Her iki tarafı 11'e böl. T de buradan kaç geldi? 36 bölü 11 gelecektir. Bu adamlar ne yapıyormuş arkadaşlar? 36 bölü 11 saatte havuzun tamamını bu verilen hızlara göre 36 bölü 11 saatte havuzun tamamını dolduruyormuş. Olay bu. Güzel kardeşim.